Emekliye zamdan bile güzel haber geldi. Ne seyanen ne intibak ne refah payı. Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme çalışması gündemde. Ne seyanen ne intibak ne refah payı, emekliye zamdan bile güzel haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon farkı %24,73 olarak belirlendi. Buna karşılık, bağımsız bir grup olan Enflasyon Araştırma Grubu, ENAG 6 aylık enflasyonu %41,16 olarak açıkladı. Milyonlarca emekli ve memur, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında zam alacak. Bu doğrultuda Sosyal Sigortalar Kurumu, 4A ve Bağkur 4B emeklileri %24,73 zam alacak. Ancak, açıklanan rakamlar memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının diğer emeklilere göre daha düşük kalacağını gösteriyor, bu da huzursuzluk yaratmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, refah payı ile emekli maaşlarının eşitlenmesine ilişkin olarak, şu anda bunu konuşmak için erken, Temmuz ayını bekleyelim, demişti. Ancak, yapılan zam oranları emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için bir destek paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Son olarak, emeklilere yönelik yeni bir düzenleme çalışmasının gündemde olduğu kulislerde konuşuluyor. En düşük emekli maaşı alan emeklilere bölgesel destek sağlanması üzerinde duruluyor yaşanılan şehrin ihtiyaçları dikkate alınarak doğalgaz, elektrik, su veya gıda yardımı yapılması planlanıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları da devam ediyor. Destek için bazı şartlar bulunuyor. Bu yardımlar, en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için geçerli olacak. Destekten yararlanabilmek için emekli aylığı dışında başka bir gelirinin olmaması, gelirinin 10 bin lirayı geçmemesi ve kirada oturması şartları aranacak. AK Parti kaynakları, çalışmada büyük şehirlerdeki barınma sorununa dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı yapılması üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu yardımların kaynağının ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Fonu'ndan sağlanacağı ifade ediliyor. Bakan Işıkhan emekli destek paketi için tarih verdi. Işıkhan, emekliler yılı ile ilgili olarak birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum ama elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız, dedi.